Efendim biz sözümüzün eriyiz. Kısa bir reklam arası dedik. Tekrar huzurlarınızdayız. Facebook üzerinden gelen bir soru vardı. Tekrar hatırlatalım hem bizim için hem izleyicilerimiz için. Salih Küçük Gaziantep'ten yazdığını söylemişti. Hayırlı akşamlar. Yatsı ve öğlen namazlarının son sünnetlerini dörder rekat olarak kılıyorum. Peygamber efendilerimizin de bu şekilde namaz kıldığını duydum. Doğru mudur demişler. Tabii ki vardır böyle bir rivayet. Kılması mümkündür, kılabilir ve tabii daha faziletli olur kılınmasında bir şey yok yani. Ama bu rivayet var. Hatta cuma namazının sünnetiyle ilgili olarak da bu konuda farklı rivayetler var. Onun için kılabilir yani bu şekilde. Evet. Teşekkür ederiz. Efendim bir izleyicimiz Ankara'dan yazdığını ifade etmiş. Diyor ki kabir ve nur namazı diye bir şey, bir ibadet var mıdır hocam? Şimdi biz namazları nafile olarak herhangi bir isim takmaksızın dilediğimiz kadar kılabiliriz. Hı hı. Bazı nafile namazlar bilmiyorum yani halk tarafından böyle isim takılarak uyduruluyor. Bu inan ki beni çok üzüyor. Kabir nur namazı diye bir namaz yok. İlmihal kitaplarına, fıkıh kitaplarına baktığımızda böyle bir namazdan bahseden bir tek satır bile bulamazsınız. Ama hayretle karşılıyorum, bu isim nereden çıktı, nasıl çıktı, ne zaman duyulmaya başladı onu da merak ediyorum. Yalnız 7-8 sene önceydi Diyanet'te kendi odamda otururken telefon çaldı. Bir hanımefendi, hocam dedi kabir nur namazı diye bir namaz işte nasıl kılınır falan. Dedim böyle bir namaz yok ki. Ama istediğiniz kadar nafile namaz kılabilirsiniz Allah rızası için. Bunun hiçbir sınırlaması, tahdidi söz konusu değil. Ama kabir nur namazı diye bir namaz yok. Elbette ki insan nafile namazlar kılarsa farzlardan ayrı olarak Cenab-ı Allah inşallah onun kabrini nurlandırır. Onun i̇nşallah. Kabrinde rahat etmesini Cenab-ı Allah sağlar inşallah. Ama bunun için özel bir namaz, bu isimle bir namaz yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize bu dini tebliğ etti. Dini hayatın sınırlarını bize belirledi. Bunun dışında kendimiz bir şey icat etmeye kalkarsak bid'at işlemiş oluruz. Hı hı. O bid'at çıkarmak da biliyorsunuz Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın kitabında olmayan bir şeyi ortaya koymak dini yaşantıyla ilgili olarak bu reddedilir diyor. Böyle evet. Bir şey yok. Kabir nur namazı diye bir namaz yok kardeşim. Evet. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Çalışan kişilerin birden fazla ayakkabı veya kıyafeti oluyor. İster istemez renklere göre ya da İş, ev, davet ve benzeri konulara göre elbise almak gerekiyor. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? İsraf olabilir mi demişler? Yani şimdi ben kendim modayı takip edemeyen biri olduğum için ve daha doğrusu bu işte hiç behrem yok, anlamam da böyle. Şimdi ben bir şey söylesem diyecekler ki işte hoca kendisi anlamadığı için modadan onun için eleştiriyor bizi. Aziz kardeşim Müslüman sade olmalı. Tabii olmalı. Yani çevredekiler nedir, nasıl karşılar diye kendimizi de çok zorlamayalım. Elbette düzgün giyinmek güzel bir şey. İnsanı kıyafetine göre karşılarlar, bilgisine göre uğurlarlar evet. diye bir söz var. Evet. Elbette ilk etapta karşı taraf üzerinde güzel bir intiba, olumlu bir intiba meydana getirmek için insanın böyle paspal, kılıklı olmaması lazım. Düzgün kıyafetli olması lazım. Bunu kabul ediyorum. Ama işi daha fazla israf derecesine götürerek efendim şu elbiseye, şu ayakkabı, şu elbiseye, şu kravat, şu elbiseye, şu gömlek bunun dışında asla olmaz. Onun için birden fazla birkaç takım bulundurmak, birkaç takım gömlek, elbise bulundurmak yani bunlar bence çok fazla külfet altına sokan şeyler insanı. Ve lüzumundan fazla masrafa sokar. Bu da israftır. Onun için ölçüyü kaçırmamak, tabii olmak lazım. Ama tabii ki karşı taraftan da böyle sizi
olumlu görmeyecek şekilde olumsuz bir intiba bırakmanıza sebep olacak kıyafetle dolaşmanız da hoş bir şey değildir. Onun için tabii olmak lazım. Ama dediğim gibi israftan da tekellüften de sakınmak lazım. İnşallah kıymetli hocam. Muhammed Mustafa Buğan sizin memleketiniz Şanlıurfa'dan selamlarını iletmişler sizlere. Ben çağrı merkezinde çalışıyorum. Müşterilere kredi ile ilgili bilgi veriyoruz. Hükmü nedir? Teşekkür ederim. Sanırım bir bankanın veyahut da bankaların çalıştıkları bir çağrı merkezinde çalışıyor. Yani şimdi bankada zaten çalışmaya biz ne diyorduk? Geçici gözle bakmak lazım. Evet. Kişi eğer bir şekilde mecbur kalıp bankada işe başlamışsa, oradan işte geçimini temin ediyorsa, bu kişi orada kalıcı gözle bakmamalı işine. Bu arada kendine mutlaka meşru bir yerde çalışabilmek için bir iş arayışı içinde olmalı. Oh ne rahat, bankanın maaşı da güzel deyip orada kalmak, orada kalıcı bir şekilde kendini oraya bağlantılı hale getirmek doğru değildir. Müslüman hassasiyetini taşıyan, takvalı insan asla bankada durmaz. Kendine meşru bir iş arayışı içinde olur. Bu kardeşimiz de ister çağrı merkezinde çalışsın, ister yazı işlerinde çalışsın, ister veznede çalışsın, fark etmez. Mümkün olduğu takdirde bir an evvel kendine meşru bir iş bulabilmek için iş arayışına başlaması lazım. Hocam soruyu şöyle değiştirerek sorayım. Bazı çağrı merkezleri var. İşte operatör olarak kuruluyor. A firması, B firması, C firması işi ona veriyor. Benim çağrı işlerimi sen yap. Benim adıma müşterilerimi sen ara diyor. Şayet böyle bir çağrı merkezinde çalışıyorsa aynı problemiyle oradan devam eder mi? Ayrılmaya çalışması lazım. Çünkü faiz müessesesindeki faizli işlemlerin reklamını yapıyor. Yani ister banka çatısı altında olun, ister başka bir yerde olun. Siz o haram olan işin reklamını yapıyorsanız aynı hükmünüz değişmez ki. Evet. Yine oradan kaçıp kurtulmaya çalışmanız İnşallah lazım. İnşallah tez zamanda farklı bir iş sektöründe kardeşimizi görmeyi biz de isteriz. Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Nur Hanım Ankara'dan bizleri aradılar. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hocama saygılar sunuyorum. Razı olsun. Buyurun. Ben size bir şey soracağım. Bir hadisle ilgili. Sen olmasaydın bu alemi yaratmazdım muhatabı diyor ya. Şimdi o da hadisin sahih olmadığına dair bir bilgiler aldım da. Bu hadis sahih midir? Bir de hani bütün alemlere rahmet olarak gönderdim diye ayetle bir bağlantısı var mı bu hadisin? Ben bunları öğrenmek istiyorum. Evet, soralım hocamıza. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Evet kıymetli hocam. Nur Hanım'ın sözünü ettiği hadis Levlâke lemâ halaktul eflâke. Sen olmasaydın, alemleri yaratmazdım. Bu hadis değil. Evet, Peygamber Efendimiz'i övmek için birileri tarafından söylenmiştir. Ama buna hadis demek doğru değildir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak bütün alemlere rahmet olarak gönderdik ya Muhammed sözü, ayet-i kerimesi ayrı bir şey. O elbette Kur'an-ı Azimüşşan'da yer alan bir ayet-i celiledir. Ama bu hadis denilen ifadenin onunla bir bağlantısı söz konusu değildir. Kaldı ki bu aslı olmayan bir sözdür. Hadis kitaplarında yeri yoktur. Hadis değildir. Ama insanın hoşuna gidiyor ne de olsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı övgü için söylenmiştir. Ama öyle de olsa siz bunu hadis olarak söylemeyin. Deyin ki ben Peygamber Efendimiz'i sevdiğim için Cenab-ı Allah'ın böyle demiş olabileceğini düşünüyorum. Ha, o zaman belki vebal altına girmezsiniz. Ama hadistir derseniz sanki kudsi bir hadis olur o zaman. Cenab-ı Allah böyle demiş oluyorsunuz siz. Halbuki Cenab-ı Allah'ın böyle buyurduğu vaki değil. Evet. Böyle bir hadis kitaplarında asla böyle bir ifade yok. Bunun hadis olmakla alakası yok. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Selma Hanım Karaman'dan bizleri aradılar. Alo. Alo, hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş bulduk. Hocama bir sorum var ya hocam. Ben çok üzülüyorum.
Eşim karşısında bir şey diyorum, üzülüyorum. Evet. Maddi durumumuz, borcumuz çok. Ev aldık krediyle ama bankadan hani ödeyeyim, bitireyim diye uğraşıyorum. Eşim de benimle mücadele etmiyor. Yani çok para harcaması var, bilmiyorum yani. Bazen üzülüyorum, yani arkasından hani kızıyorum, üzülüyorum, bir şeyler söylüyorum, yapma diyorum, hani benimle beraber ol diyorum. Evet. Yani maddi manevi yönden biraz sıkıntılıyız ama hani eşim benimle beraber destek olmuyor, üzülüyorum, kızıyorum, bazen bir şeyler söylüyorum, yine üzülüyorum, namazını kılmıyor. Çok, onun için çok üzülüyorum hocam, bilmiyorum ne yapacağım hiç. Yöneltelim inşallah hocamızdan eşiniz için, aileniz için tavsiyeler almaya çalışalım. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet muhterem hocam, buyurunuz. Elbette ailede huzurun olması çok önemli. Huzursuz olunca insanlar gerçekten, hayat onlara zindan gibi geliyor. Hanımefendi kardeşimiz de eşinden bu bakımdan şikayetçi. Namazını kılmadığını, ibadetini yapmadığını, iktisatlı olmadığını, efendim savurgan bir insan olduğunu söyleyerek dert yanıyor, haklıdır. Şimdi eşinin ibadetlere yönelebilmesi için hem kendisi diliyle ona tavsiyede bulunsun, güzel bir şekilde nasihatte bulunsun, hem de kendisi eşinin ibadetlere yönelmesi için böyle namazlardan sonra her zaman fırsat buldukça Mevlasına el açıp yalvarsın, dua etsin. Çünkü duanın gerçekten büyük etkisi vardır. İnsan gönülden samimi bir şekilde Rabbine yönelip ondan bir şeyler isterse, hele hele böyle güzel bir şey isterse, birinin ibadete yönelmesini Rabbinden isterse, bunun için dua ederse, umarız ki Cenab-ı Allah onun bu samimi duygularla yapmış olduğu ibadeti kabul eder ve eşi üzerinde ibadetlere yönelmek için bir manevi tesir meydana gelir inşallah. Onun için duayı ihmal etmesin bu Selma kardeşimiz. Eşinin ibadetlere yönelmesi için Mevlasına dua etsin. Ama fiili duayı da eksik etmesin. Nedir o fiili dua? İşte eşine nasihatte bulunsun. Böyle uygun zamanlarda ona tatlı dille tavsiyelerde bulunsun. Sen namaz kılmıyorsun, sen kafir oldun falan değil. Bak işte Müslüman olarak ibadetinizi yapmanız lazım. İbadetini yapan insan sıkıntılardan kurtulur. Cenab-ı Allah ona hayır kapılarını açar, ferahlık verir. Gel sen de benim gibi ibadetlerini yapmaya başla diye güzelce ona nasihatte bulunsun. Biz de dua ediyoruz Rabbimizden eşinin ve diğer namaz kılmayan insanlarımızın ibadetlerini eksiksizce yapmaları için Rabbimize dua ediyoruz inşallah. İnşallah. Muhtar Hocam, aslında vaktimizi açtık ama yönetmenimden rica ediyorum. Şöyle bir dakika daha istiyorum. Bir soru daha var, onu da sormak istedim. Hakan Kahraman sizlere selamlarını iletmişler. Hocam, bir bakım evinde çalışıyorum. Cuma namazını iş yerinde bir arkadaş kıldırıyor. Yakında cami yok. İş yerindeki mescitte kılıyoruz. Bu şekilde olur mu? Allah Teala sizlerden razı olsun demiş. Tabii ki müftülükten izin almak şartıyla. Çünkü bu işte otorite o bölgenin müftülüğüdür. Hı hı. Müftülüğe gitsinler, desinler ki burada çevremizde bir cami yok. Biz de işte binanın bir odası, genişçe bir odasında veya katında cuma namazı kılmak istiyoruz. Müftülük eğer uygun görürse oraya belki bir imam da görevlendirir. Yoksa zaten kendilerinden kıldırabilecek yetenekte, yetkide olan birisi varsa yine müftülüğün izniyle kılarlarsa cuma namazları inşallah geçerli olur. İnşallah. Muhterem hocam, aklımızın sonuna geldik. Evet. Bizimle paylaşmak istediğiniz, bize bir mesajınız, bir nasihatiniz varsa alalım inşallah. Son sorularımız ibadetlerle ilgiliydi. Cenab-ı Allah bizleri kendi rızasına ve emrettiği şekilde uygun biçimde ibadetlerini yapan kullarından eylesin. Amin. İbadetlerini ihlas, takva ve samimiyetle eda eden kullarından eylesin inşallah. Amin inşallah. Evet. İlminizden istifade ettik sevgili hocam. Teşekkür ediyoruz Cenab-ı Hak sizden, sizi yetiştiren anne babadan ve hocalardan razı olsun inşallah. Aziz dostlar, programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında ve Dost FM radyosunda buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Merak ettiklerinize daima doğru cevap bulmanız dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.